soruyorum. Yüksek tansiyon nedir? Sıcak havalarda yüksek tansiyonlu olan hastalarımız nelere dikkat etmelidir? Yüksek tansiyon adı üzerinde zaten. Normal olan tansiyonun yükselmesi. Bu bütün dünyada kabul edilmiş rakamlar var. Yani bir iki rakam oynuyor yaşa göre, cinsiyete göre ama çoğunlukla kabul gören ortalama rakamlardan ben bahsedeyim size. Büyüğün 14'ü aşmaması lazım. Bu yaş arttıkça 15'e kadar çıkabiliyor. Artık günümüzdeki yeni kılavuzlara göre 15'i de 70-80 yaşından sonra kabul edebiliyoruz. Küçük tansiyonda bu şey aralık biraz daha dar. 9,5 üst sınır ve bunun hani yaş arttıkça 10 da olabilir diyemiyor. Çünkü küçük tansiyon daha fazla bünyeye zarar veriyor. Yani büyük tansiyon 14, küçük tansiyon 9,5 üzerindeyse yüksek tansiyon var demektir. Ama tansiyon hastalarında bu limitleri biz biraz daha aşağı çekmek durumundayız. Yani ilaç verdiğimiz halde kişinin ölçümleri 14-15 gibi, küçük tansiyonda 9-9,5 gibi ise ilaca rağmen hala aynıysa hala yüksek tansiyon var, düşmemiş demektir. Onlarda ilacı değiştirmek ya da doz arttırmak gerekli demektir. Bu anahtarıyla giriş yaptıktan sonra sıcak havalarda yüksek tansiyonu olan hastaların ne yapmalarına gelelim. Onu hep söylüyoruz zaten. Sıcak günlerde yapılan bütün yayınlarda, hatta meteoroloji uyarıda bulunuyor. Bu sıcak yaz günlerinde öğlen 11, akşam 5 arası tansiyon ve kalp hastalarının sokağa çıkmamaları önerilir deniliyor. Bunu doktorlar da böyle söylüyor zaten. Niye? Çünkü öğlen 11 ile akşam 5 arasında güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği saatler. O dik geldiği saatlerde yatay olmadığı için ışınlar daha fazla ısı üretiliyor dünyamızda ve daha fazla vücudumuzu ısıtıyor. Yeryüzünü ısıttığı gibi. Çok sıcak havalarda vücut kendini soğutmak maksadıyla damarları genişletir. Zaten yüksek tansiyonlu kişilerde damarlarda daralmalar oluyor. Genişlediği zaman tansiyonun düşme meydana geliyor. Yani sıcak havalar tansiyonu yükseltmez, yüksek tansiyonu düşürür. Damarları genişlettiği için. Niye damarlar genişliyor? Kan dolaşımı artsın, kanın dolaşımımızı yükselsin ki daha vücut ısısı kontrol altında olsun, düşürülsün diye. Çünkü vücut terlemeyle soğur. Yani buharlaşan sıvı etrafını soğutur mantığıyla zaten buzdolaplarda yapılıyor. Vücutta terleyerek, o terin buharlaşmasını sağlayarak vücudu soğumasına yardımcı oluyor. Sistem bu. Zaten bu sistemi uygulayarak soğutucular üretilmiştir dünyamızda. O yüzden bu tür durumlarda ilaçların dozları yüksek gelebilir. Eğer kişi sıcak havalarda, eğer evinde klima gibi soğutma imkanı yoksa veya terleme fonksiyonu bozulmalar var, vücut az terleyebiliyorsa veya az su içtiği için az terliyorsa sıcak çarpması riski çok yükseliyor. O yüzden bol bol su içmek lazım ki vücut terleme fonksiyonunu yapabilsin. Çünkü terleyemediğimiz zaman susuzluk sebebiyle vücut soğuyamaz. O zaman sıcak çarpması riski artar. Sıcak çarpmasında da tansiyon düşmeleri ve koma durumları meydana geliyor. Onu önlemek için biz bol bol sıvı alınız diyoruz. Hatta mümkünse soğuk su içmelerini söylüyor. Tabii çok soğuk, tabii buz gibi su değil ama tabii her şeyin azı karar, çoğu zarar, bunu her programda zaten söylüyoruz. Çok fazla olmamak kaydıyla soğuk su içmeli lazım ki içtiğimiz su da bizi bir miktar soğutabilsin. Hatta hayvanlarda da, özellikle köpeklerde de klimatizasyon yok. Terleme olmadığı için onlar ağız yoluyla vücudu soğutuyorlar. O yüzden yazın sıcak havalarda bütün köpekler dilleri bir karış dışarıda ve çok hızlı soluyarak vücutlarını soğutmaya çalışıyorlar. Onların mekanizması öyle. Bizde öyle bir şey yok çok şükür. Terleyerek bir vücudumuzu soğutabiliyoruz. O yüzden mutlaka bol bol su içmek lazım. Ve ilaçlarını zamanında almaları, evet, gerekiyor. Kesinlikle. Hekimleriyle görüşmeleri diyalog gerekiyor. Diyalog halde olması gerekiyor. Olağanüstü durumlar, tansiyon çok düşüyorsa beni arayan hastalarımı, ilaçları dozu azaltıyoruz bazen. Kırarak yarım alın diyoruz bazen. Çoğu tansiyon ve kalp ilaçları
bölünebilir üretiliyor. Ortasında çentik oluyor genellikle. Hiç almamak yanlış. Bu sefer tansiyon yapan sebepler ortadan kalkmadığı için ilacı bırakmak mümkün değil. Yarım bile olsa almak lazım mutlaka.